misin Nalan? Sagopa Kajmer. Meşhur bir Türk rapçi. Evet. Hani bambaşka bir alan tabii hani size göre ama bilinen biri. 11 yıllık eşinden geçtiğimiz sene ayrılmıştı koleradan. Ama dün bir story'de paylaşımı oldu. Bütün kemiklerini işte Sagopa Kajmer tarafından kırıldığını, belinde çok ciddi zedelenme olduğunu, sizin o çok sevdiğiniz, taptığınız adam aslında böyle biridir diye sitemler etti. Onun da bir videosu var. Hazırsa elinizdeyse verebilirsiniz. Yoksa buradan da aktarabiliriz. Videoda anlatıyor mu? Videoda anlatıyor abi story paylaşımında. Dün de yeni storyler tabii 24 saat geçince o gidiyor ama arkadaşlarımız almışlardı onu. Şahin kaydetmişti diye hatırlıyorum. Dün de yine gelen tepkilerden dolayı teşekkür etti kendisi. Hani çok kişi bana destek oldu dedi ama rap camiasından çok fazla onu özellikle Sagopa Kajmer fanlarından yerenler de var. Ama bir kadın şuradan çok eleştiriliyor. Savcılığa şikayetçi olmamış. Evet, ben de şimdi onu söyleyecektim. Buradan değil. İlk önce sen adli mercilerle halledeceksin işini. Yoksa ben de buradan derim bu bana bilmem ne yaptı, şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Evet. Her şeyin ispatı olacak. Raporunu gösterdi diyor. Evet. Böyle diyenlere. Ya raporunu bana göstermeyecek. Şimdi intikam alıyor o zaman. Eğer adliyeye gitmiyorsa buradan intikam alıyor. Olmaz o iş yani, olmaz. Hemen gidecek adliyede. Neyse ya, görmüyor musunuz hani darp edilenler bile sessiz sessiz kalkıyor gidiyor adliyeye. Ondan sonra ne bileyim raporu... Ya... Video hazırmış Ali abi, bir izleyelim mi benim anlatmam yani, ne diyor bakalım kolera Sagopa Kajmer'in eski eşi. Çile hesapla gelip yazıyorsunuz. Ses de veriyor mu? Oğlum siz insan değilsiniz. İnşallah sizin de başınızdan ayak parmak ucunuza kadar kan oturturlar da hala üstad dersiniz. Hatta bunu inşallah ananıza yaparlar da bir kadının can çekiştiğini, sevdiğiniz bir kadının can çekiştiğini izlersiniz. Neymiş? Küfrediyormuşum, kendi ayağımı sıkmışım. Yok ya! Senin o boş kafanı sıkmış olmayayım, yavşak soyları. Neymiş? Dava edecekmişim. 2020'ye kadar cezası sabit olan bir insanı dava ettiğiniz zaman en az 2 yıl yatıyor. Ben kimsenin acziyete düşmesini istemedim. Ama ne oldu? Sizin dilinize pelesenk olduk, yavşak biçler. Bunu tekrar söylüyorum, duymayanlar için. Sizin bu ön yargınız, vicdansızlığınız tamamen sizin kız kardeşiniz olmadığım için. Eğer ben sizin kız kardeşiniz olsaydım çaresizlikten tırnaklarınızı yerdiniz. Belki de kapısına dayanırdınız. Neler yapardınız? Şimdi Nisan'dan beri iyileşmeyen sırtım için MR sonuçlarımı almaya geldim. Ve hepinizi savcılığa vereceğim dostlar. Tamam mı? Sadece benim profilime değil başka profillere de yazdıklarınızı not alıyorum. Yani ben almıyorum, alıyoruz. Amacım ne prim kasmak ne de dikkat çekmek. Ama ben ne dedim? Bana adaletimi vermezsen ben kendi adaletimi alırım dedim. Kendi adaletimi almaya çalışıyorum. Bu da benim savaşım. Siz anlamazsınız. Siz anlamazsınız. Yaşamadınız. Bir orospu çocuğu da çıkmış. Kendi orospuluğunu söylemiyor ama yazmış. Ben evimin ve arabamın anahtarını veriyorum ispat edene dedim. Herhangi bir şeyim varsa. O kişi de çıktı. Biz aramızdakileri hallettik diye açıklama yaptı. Yanlış anlaşılmaları hallettik dedi. Eyşan kim biliyor musunuz? Size olayların iç yüzünü bilmeden özellikle bir kadın hakkında konuşmamayı öğretmeyen ananızdır Eyşan. Eyşan odur işte. Sizin kendi bizzat ebeveynlerinizdir Eyşan. Darbeye dayalı olarak omurlarım, disklerim pert olmuş. Ezik büzük olmuşum. Çıkan fıtıkları saymıyorum bile. Allah seni de, seni sevenlerin de, senin yüzünden beni yoranların da bin belasını versin. Ciğerlerin kan olup burnundan gelsin. DM'den ve WhatsApp'tan yazan tüm dostlarıma teşekkür ederim. Hiçbirinize dönecek durumda değilim şu anda. İlginize, sevginize teşekkür ediyorum sadece. İstiyorsunuz ki sessiz kalayım. Ne ayranınız dökülsün ne götünüz sikesin istiyorsunuz. Yok öyle yağma. En azından konuşacağım oğlum bundan sonra. Neden mi şiddet gördüm? Bana beat yapmayı öğret dedim. Öğretti. İlk yaptığım beat'i de şimdi bunu kendin yaptığına mı inanıyorsun sen? Ne yüze vereceksin dedi. Ben dedim ki al götüne sok o zaman o beat'i dedim. Bu yüzden... Sen beat yapamazsın dedi. Eve gittim seni seviyorsun da kendim yaptım tek başıma. Gaslighting'in de dibini yaşadım. Gidin bir araştırın bakalım neymiş. Beğen ya da beğenme. Aşağıla ya da aşağılama. Ben yaptım bacı. Ben yaptım an. Beni olduğum yere kimse getirmedi. Eski müzik şirketimi de ben kendim açıp kendisine ortak ettim. Şu an kullandığı YouTube kanalına gidin bakın. Adı neymiş? Kolera Flow. Kendisine hibe ettim. Beni kimse
kimse var etmedi. Ben kendi sanatımla, emeklerimle buraya geldim. Başka bir prodüktörün beatini okumam da yasaktı. Mecburdum onun beatlerini okumaya. Bir kere tartışmıştık, bir hediye şarkı yapayım istedim. İyi ki yapmamışsın. Başka prodüktörün beatini okusaydın beni tamamen kaybederdin dedi. Şimdi de neye mecburum biliyor musun? Bu üstümdeki boktan şeyi takmaya mecburum. Bununla yaşamaya mecburum. Kemiklerim kırık, ezik, büzük, disklerim kayık, boynum erbukum fıtık. Böyle yaşamaya mahkum edildim ben. Çok kafanın biri de yazmış ki. Oo hadi yine iyisin, takipçi geliyor yazmış. Oğlum takipçi satın almakta ne var? Ben zaten 130 binden 110 bine bu iftiralarla düşmanlarımın spamlarıyla düştüm. Takipçi satın almak ne ki? Koca götlü düşmanlarım gibi beğeniye takipçiye para yatırmıyorum ben. Faturalarıma yatırıyorum. Al sana bunlarla ne kadar takipçi alınır, ne kadar beğeni alınır. Para mı kölen olsun amına koyayım. Bir götü olanına demiş ki sen nafaka almıyor musun zaten? Ne nafaka alacağım lan? Ne nafaka alacağım? Alnımın teriyle sesimle kazanıyorum ben paramı. Kimsenin hazırına konmadım oğlum ben. Hala bazı gerizekalılar diyor ki şiddet gören bir kadın story atmazdı, darp raporu tuttururdu, savcılığa verirdi diyor. Ben de diyorum ki 2020'ye kadar şiddet suçu olan bir adama eğer ben savcılığa verseydim 2 yıl yatacaktı diyorum. Vicdan yaptım diyorum. Bana vicdan yapıldı mı? Yoo. Ağladım ulan. Benimle şu sahilde bir kere yürümedin diye ağladım. Kendinden 20 yaş küçük kızı koluna takıp şimdi sahilde yürüyeceğiz diye hava attı size. Hava attı. Benimle okyanus ötesinde Amerika'da bile dans etmeyen adam DJ Tarkan eşliğinde Edirne kulüplerinde o kıza dans etti. Sırf benim canım yansın diye. 11 yılda ben bir kere dans edemedim lan o adamla düğünüm hariç. İlk günler ilk seni bırakmış senin gibi bir karıya nasıl katlandı dediniz. Kimse beni bırakmadı oğlum. Ben boşanmak istedim. Ben. Ağlaya ağlaya, seve seve ben boşandım. Kendime saygım vardı çünkü benim. Yalnız hissedeceğim ve yalnız kalırdım. Adam hala sessiz ha? Size sessiz oğlum. Size sessiz. O konuşmaklarını çoktan kullandı. Aileni Kürt aşiretlerine taratırım derken kullandı. O konuşmaklarını milletin eline geçen bavul diye beni gösterirken kullandı. Gerçekleri deklare etme şeklim bu olmamalıymış. Sizden mi öğreneceğim nasıl davranacağımı? Ha? Bana iftira atılırken neredeydiniz? Neredeydiniz lan? Neredeydiniz? Şimdi bilmeyenler için hemen söyleyeyim. Kolera Eser Güler ismiyle aslında o da bir rapçi. Hani bu özgüveni anlatımı falan hani o da bir sanatçı. Birlikte de işler yapmışlar falan ama iddiaları böyle. Vallahi iddiaları öyle de dili de çok bozuk. Yani küfür, argo, kıyamet. Evet, sosyal medya, dil, serbest dilin kullanıldığı bir yerde yani insanlara para gösterip, dolarları gösterip. Yani anlattıkları eğer doğruysa ben şeyi anlamıyorum. Yani, öyle bir yani doğru olabilir tabii ki. Niyeyse Türkiye'de gerçekten evlenince ben hep anlatıyorum, kızıyorlar bana ama. Evlenince biraz böyle biz çocuklarımızı, erkek çocuklarımızı paşa oğlum diye büyütüyoruz. Paşa olan her şeyi yapmakta hak görüyor üstünde. Şiddet kullanıyor maalesef birçok erkek ama kadın da kullanıyor. Birçok kadın da kullanıyor. Ama şiddet sadece şeyle olmuyor, dille de oluyor. Tabii fiziksel olarak evet. Olmuyor sadece. Yapmıştır yapmasını ama kardeşime tavsiyem ağır da bir bunalım geçiriyor belli ki. Hala vicdan yaptım, acıdım diyeceğine ya da savcılık artık harekete geçsin diyorum. Ne diyeyim yani? Vicdan yaptım, acıdım diyeceğine onun suçu var daha evvelden bir şeyi var dedi yanlış anlamadıysam tabii. Değil mi? 2020'ye kadar başka bir şeyden ya, bir cezası var. Eğer öyleyse acımaması lazım. Evet. Eğer reklamdan yapmıyorsa bunu. Şimdi ben bu konuda söyleyeceğim netçe her zaman aynı şeyi söylüyorum. Şiddet, kadınlar şiddet gördüğü ilk dakika hiç gelecek planı hesabı yapmadan hukukta hakkını arayacaklar. Savcılığa gidecek, karakola gidecek, suç duyurusunda bulunacak, darp raporu alacak. Sonrası hukukun çözeceği bir iştir. Yani siz kendi hukukunuzu kendi tesis etmeye kalkarsanız bu anarşi olur. Yani biraz daha evet. İlerleyince o bu zaman videolarda niye var evet, yani? Bu videolarla suç işlemeye başlarsın. Hakkını aramaya çalışırken. Haklıyken haksız duruma düşersin. Aynen. Yani bu gördüğümüzde evet
Üstü ya ağır bir depresyon geçiriyor belli yani buradan belli hani o kadar insanlar hemen görünce bir şeyler yazıyor mu belli ki bir depresyon geçiriyor. Belli ki başına bir şey gelmiş. Kafasında da kargaşa seviyor belli ki de. Yani çünkü insan kime acır? Yani sevdiğine acır. Belli ki düşman gördüğünü acımaz. Evet. Düşman gördüğünü canını yakar. Yani dayak da dün bugün olmamış bu arada. Bir süresi var. Bir yıl kadar önce olmuş. Diyor ki o dayaktan sonra bile diyor seni seviyorum mesajı atmışım. Seni özledim mesajı atmışım. Kendisine kendisi doğru söylüyorum yani. Ya, ama şimdi bugün evlendikten sonra düğünün dışında hiç dans etmedik diyorsun. Bir başka kadınla seni çatlatmak için dans etti seni acıtmak için diyorsun. Yani ben hakikaten anlamıyorum. Niye tahammül edersin ya? Seni canını acıttıysa sen de onu canını acıtacak bir formül geliştir. Ya evlilik o mu? Evlilik o mu ya? O canını yaktınız ben onun canını yakayım. Ya ne yapsın başkasıyla dans etti diye abi mesela? Hayır bunu içselleştirmiş, içine ya dert işte etmiş. Kıskançlık var, kıskançlık var ya çok büyük bir hastalık yani. O onunla dans edebilir atıyorum biriyle yani eşi. Çok masumane bir şekilde dans edebilir biriyle. Ama kişide kıskançlık varsa doğduğuna pişman ama yani eder beni hiç dansa yani. Kaldırmadı diyor. Beni yok, kıskandırmak için. Onların özelleri işte o bir, evet, herhalde yani, depresyona girmiş. Evet. Şimdi Sagopa Kaşmar'la ilgili daha önce almış olduğu ceza var mı nedir diye küçük bir araştırma yaptım. İki şey çıkıyor. 2009'da 11 yaşındaki bir çocuğu evine girmeye çalışan çocuklar orada ünlü diye oyuncak tabancalarla evine girmeye çalışmışlar. Sagopa Kaşmar da kendi ifadesi de böyle olduğu için bu şekilde anlatıyorum. Çocuklardan birini tutuyor, evin içine sokuyor. Dövüyor. Ve evet o oyuncak silahla gözünü morardı. Yani kaç yaşında çocuklar? 11 yaşındaki çocuğa. Bundan da 2 yıl hapis cezası alıyor. Muhtemelen o geri ertelemeye kalıyor. Bir de 17 Temmuz 2013'te İngiltere'den sipariş verdiği 5 CD kutusundan uyuşturucu madde çıkıyor. Takibi alınmış, belli ki ihbar edilmiş. Oradan da bir süreci var devam eden. Nasıl sonuçlandı? Onunla ilgili bir bilgi bulamadım ama böyle bir durum.